2024 sınavına girecek olan arkadaşlar, hazır mısınız? Eğer hazırsanız sıkıntı yok. Ama hazır değilseniz lütfen bu videoyu izleyin. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, çok yakın bir zamanda biliyorsunuz ki Advanced Placement sınavlarımız olacak. Ben tabii ki iki bölümle ilgileniyorum şu anda biliyorsunuz. AP İstatistik ve AP Matematik öğretmeniyim ben arkadaşlar. AP Matematik, AP Calculus, AB ve BC dersleri veriyorum. Aynı zamanda AP İstatistik dersleri veriyorum. Şimdi bu konuda en büyük hani sıkıntılardan birisini söylemek istiyorum. Genellikle öğretmenlerin bir arşiv sıkıntısı oluyor arkadaşlar. Calculus'ta bu sıkıntı çok fazla diyor. Calculus çünkü internette çok fazla dolanan şey var, çok fazla sistem var ama istatistikte çok büyük bir sıkıntı var. Bu konuda istatistikteki sıkıntı da öğrencilere yansıyor. Şimdi geçen senelerde açıklanan bir veri vardı. En zor 5 alınan dersler olarak duruyordu. Şimdi en zor 5 alınan, AP'de 5 alınan derslerin en başında sanırsam fizik vardı. Fizik 2 ya da fizik C, mekanik gibi bir ders vardı. Ama alt taraflara inince 3. ve 4. sıralardan itibaren matematiklerin ve istatistiğin geldiğini görüyordum arkadaşlar. Ama artık ülkemizde, özellikle Türkiye'de sınava giren öğrencilerde şöyle bir algı yaratıldı son 2-3 seneden beri. Ya AP istatistik ne olacak ya? Çok rahat beşlersin. Yani çok fazla da çalışmana gerek yok. Çok rahat. Hayır arkadaşlar. Bu çok büyük bir hata. Ve bu hataya düşen çok fazla öğrencimiz oluyor. Şimdi bu öğrencilerin kurtarılması için de temelde tabii ki ne olması gerekiyor? İyi bir öğretmenin anlatması gerekiyor. Bu arada iyi bir öğretmen derken sınav sistemini iyi bilen bir öğretmenden bahsediyorum açıkçası. Yoksa okuldaki öğretmenlerimiz de çok iyi tabii ki. Özellikle çok iyi AP istatistik dersi veren okullarımız var. Ama maalesef sınav sistemiyle okulda öğretilen şeyi aynı olduğunu zannediyorlar. Hayır arkadaşlar, sınav çok farklı AP istatistikle. Bu yüzden de AP istatistik için bir öğrenci hazırlanırken okuldan sanki öğrendiklerinden bağımsız bir şekilde sisteme entegre olması lazım. Ve bu konuda da okullar çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Tabii ki onların College Board tarafından ödev gönderiyorlar, öyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar ama maalesef eninde sonunda şuraya geliyoruz. Öğrencilerin nasıl yazacağının ya da öğrencilerin bir soruya nasıl, ya sınavda çıkan sorulara nasıl cevap vermesi gerektiğini maalesef okullar eksik kalıyor bu konuda. Neden eksik kalıyor biliyor musunuz? Mesela çok basit bir özel okuldan bir örnek vereyim. İsmini vermek istemiyorum özel okulun. Koskoca bir sene boyunca eğitim verilen bir okul düşünün. Mesela YKS'de de biz bu şekilde yapıyoruz biliyorsunuz ki. Bir sene eğitim veriyoruz ama arkasından mesela 100 tane deneme çözdürüyoruz. Bir okul düşünün. Bir sene boyunca AP istatistik dersi veriyor öğrencilerine ve totalde bir tane mock exam yapıyor sadece. Yani çok büyük bir hata. Çok büyük. Burada maalesef okul bu hataya düşerken öğrenciyi de uyarmıyor. Yani şu şekilde bir şey de yok. Arkadaşlar biz bir tane yapıyoruz ama bakın deneme çözmeden asla ama asla bu dersi beşleyemezsiniz diye böyle bir geri dönüş alamıyoruz. Bakın ne kadar iyi okul olursa olsun, özellikle çok iyi okullardan öğrencilerimiz var bu sene. Robert'ten, Üsküdar Amerikan'dan, Hisar'dan çok fazla öğrencimiz var. Burada özellikle bakın hani yani Robert bile nasıl bir okul değil mi? Yani mükemmel bir okul. Oradan bile benim öğrencilerimde şu yanılgı vardı. Hocam biz bunu rahat beşleriz. Ama şu an ne oldular biliyor musunuz? Çoğu stres durumunda. Hocam olmuyor. Bu sınavdaki çıkan, yani çıkmış sınav sorularını ödev olarak veriyorum şu anda onlara. Ve onlar çözüp bana getirdiklerinde ya da benim kendi arşivimden sınavları verdiğimde şu cevabı karşılaşıyorum. Hocam bu çözdüğümüzün bizim okuldakiyle alakası yok. Hocam ne yapacağız biz? Hocam biz konuyu bilmiyormuşuz galiba. Hocam çok büyük yanılgıya düşüyoruz. Ne yapacağız hocam? Ne yapacağız hocam diye. O kadar fazla öğrencimiz var ki arkadaşlar. Ama biz hepsini diyoruz ki rahat olun. Konuyu öncelikle iyi bir okuyun. Konunun özetini çıkartın. Arkasından ise özetini çıkarttığınız konuyla alakalı size verilen ödevleri bir daha çözün ve arkasından sınavları çözün. Ve sınavda çözdüğünüz soruları ya da çözemediğiniz soruları, yani tamamını bir öğretmen eşliğinde bir tur daha çözün ve arkasından çözdüğünüz her denemedeki arada kaldığınız, ya hocam bunu ben böyle yaptım ama bunun cevabı gerçekte nasıl diye soracağınız bütün soruları öğretmenlerinize sorun arkadaşlar. Ve şunu unutmayın, AP istatistikten 5 almak o kadar kolay değil. Lütfen bunun üzerine gidin. Eğer eksiğiniz olursa, sormak istediğiniz sorun olursa lütfen, numaram zaten YouTube'da halihazırda yazılı. Lütfen ama lütfen bana ulaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Çünkü sınava çok az bir zaman kaldı. Gerçekten de hani iyi çalışanın, en azından deneme çözerken bari iyi çalışan insanın alacağı cevaplar bunlar. İyi cevaplar. Lütfen çalışın arkadaşlar. AP Calculus'a gelince ise, ya AP Calculus'ta AB ve BC var arkadaşlar. AB'de yani şöyle söyleyeyim, iyi bir şekilde konuyu anlayan öğrencinin 7-8 tane deneme çözdüğü zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü AB bir tık daha basit bir ders açıkçası.
açısı. Ama BC'de olay çok farklılaşıyor arkadaşlar. Mesela aynı hataya büyük okullardaki öğrenciler de şu hataya düşüyorlar. E hocam biz konuları okulda çok iyi bitirdik. E işte matematikle alakalı bir tane deneme çözdüm. Ne geldi? Hocam sınırdan 5 alabiliyorum. Ama sen o sınavda sınırdan 5 aldın. Ya daha zor bir sınav gelirse o zaman patlarsın. Patlamaman için ne yapman lazım? Piyasada bulabileceğin denemelerle alakalı. Mesela örnek veriyorum. Hani kitapların bu AP Calculus dediğimiz kitapların en arkasında olan denemeler vardır. Ya o denemeleri çöz. Başka kitaplar bul. Online'da bir sürü kitap var. Örnek veriyorum. Ya da isterseniz lütfen bana yazın. Ben size denemeler atayım. Çözün. Bana geri atın. Bir kontrol edelim arkadaşlar. Çünkü AB'den 5 almak evet sorun değil. Ama sınırdan 5 alıyorum cümlesi çok tehlikeli bir cümle. Çünkü her sene sistem biliyorsunuz ki onlarda puanlama belirli bir çarta göre oluyor. Yani ortalama ve ortalamanın standart sapmalarına göre notlar veriliyor. Hani bir iki sene önceki mesela örnek veriyorum 65 ile 5 alıyordunuz. Bu sene mesela 70 ile 5 alabilirsiniz ya da 72 ile 5 alabilirsiniz. Sistem değiştiği için maalesef sınırdan 5 almak gibi bir durum diye bir şey söz konusu yok. Siz kendinizi garantileyeceksiniz arkadaşlar. Eğer ki garantilemezseniz çok büyük problem yaşarsınız. Bu konuda da garantilemek için bol bol ne yapmanız lazım? Bol bol deneme çözmeniz lazım. Tabii konuları bitirdiyseniz. Bir de tabii ki BC klasmanı var. Ya BC'de çok fazla misconception var. Yani BC ile alakalı hoca mesela şöyle bir cümle duydum. Yani ben geçen sene arkadaşlarla böyle yani AB ve BC dersi veren çok fazla arkadaşımız var. Bizim gibi koçluğunu yapan aynı zamanda özel ders veren çok fazla arkadaşımız var. Çok büyük bir şirketin sahibinden şöyle bir cümle duyulmuş. Yani demiş ki arkadaşlar BC'de 5 almak daha kolay çünkü puanı daha düşük. Yani bu cümleyi duydum ve ben şok oldum. Ya BC'de 5 almak nasıl daha kolay? Yani AB'nin konularını bilmeniz gerekiyor. Üstüne de bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde Mat 102 dersinde gördüğümüz, yani düşünün bir dönem gördüğümüz o konuları siz aynı şekilde tamamlamış bir şekilde BC'ye girmiş olmanız lazım. Yani BC sınavında polar coordinates, vectors, series gibi konular var. Bunlar inanılmaz büyük konular arkadaşlar. Çok zor konular. Ve ben böyle duyduğum zaman şok oldum. Yani nasıl daha kolay olabilir BC'den 5 almak? İmkanı yok. Keza BC'ye bir deneme çözerek giren çok patlayan öğrenciler duyuyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde yanlış yönlendirmeler sonucunda alabileceğiniz iyi notları da maalesef kötü hale getirebilirsiniz. Lütfen bol bol deneme çözün. Öğretmenlerinize denemeyi hani şöyle yapayım ben kısaca. En az 6-7 tane deneme çözün mesela. 6-7 denemenin hepsini de 5'leyebiliyorsanız o zaman sıkıntı yoktur arkadaşlar. Ama BC'de öyle birisini 5'ledim, birisini 4'ledim, birisini işte tekrar 5'ledim gibi bir durum söz konusu değil. Eğer öyleyse demek ki arkadaşlar konularınız çok eksik. Ve bu konuda da şuna aldanmayın. Lütfen tekrar söylüyorum. BC'de 5 almak daha zor arkadaşlar. Evet şöyle duruyor mesela. BC'den 5 alan ortalamaya bakıyorsunuz geçmiş sınavlara. Mesela 63 ile 5 alan öğrenciler var. 62 ile 5 alan öğrenciler var geçmiş senelerde. Ama AB'de mesela 70 ile alıyorsunuz, 72 ile alıyorsunuz. Ama konu olarak BC o kadar ağır ki bu çok büyük bir aldatmaca. Lütfen bunu yemeyin arkadaşlar. BC çok daha zor bir mesele. Ha tabii ki şu durumu var. BC'yi 5'lediğiniz zaman eğer 5'lerseniz iyi bir not alıp BC'nin CV'nizde görünmesi, o 5'in görünmesi inanılmaz havalı. Bunu söylemem gerekiyor. Ama siz yetiştiremeyeceğiniz durumlarda gidip BC alırsanız ve patlarsanız CV'nizde bu sefer ne kadar kötü görüneceğine de dikkat etmek zorundasınız. Çünkü geçmiş senelerde bununla alakalı yine böyle bir çok ünlü bir şirketin bu konuda sahibinden duyduğumuz bir şey var. Ne olacak ya hani işte BC'yi 3'leyiversin ne olacak diye. Ama o BC'nin o 3 görünmesi yani inanılmaz kötü bir durum açıkçası. Yani başvuracağınız üniversitenin iyi bir üniversiteye başvurursanız o konuda size çok ön yargıyla geleceğini hele hele mühendislik gibi ya da ekonomi gibi bölüme başvuruyorsanız inanılmaz sıkıntı olur. Düşünürsene yani bazen böyle sistemlerde biz de duyuyoruz. Şirketler ders satabilmek için bu danışmanlık şirketleri var ya hani herkesin bildiği danışmanlık şirketleri. Bunlar ders paket satabilmek için öğrencilere diyor ki bir senede BC yetişir. Hayır arkadaşlar eğer üstün zekalı değilseniz ya da olimpiyat çalışması yapmıyorsanız bir senede BC yetiştiremezsiniz. Çünkü hem pre-AP, pre-calculus hem AB kısmı yani AP'nin AB kısmını da bilmek zorundasınız BC için. Yani bunlar kümülatif olarak ilerleyen sistemler. Hani nedir o mesela? Limit türev integraldir. Siz hem pre-AP'yi hem AB'yi hem de BC'nin kendi 3 özel konusunu
bir senede halletmeye çalışıyorsunuz. Yani bu açıkçası ticari bir tuzaktan başka bir şey değil arkadaşlar. Bunu yememeye çalışın. Sonuç olarak yani bu sene sınav yine her zamanki gibi güzel bir hani geçmiş sınavlara yönelik eğer çözerseniz o sınavlar gibi gelecektir. Çünkü kalkulus, kalkulustur arkadaşım. Hani evet bir tık zor gelebilir, bir tık kolay gelebilir ama zaten bunu da ortalamayla hallediyorlar. Ortalamaya göre 5, 4, 3 veriyorlar zaten. Sadece söyleyeceğim şu, AP istatistiğe de hazırlansanız, AP matematiğe de hazırlansanız, AP matematik AB'ye de hazırlansanız, BC'ye de hazırlansanız. Fark etmiyor arkadaşlar. Lütfen bol bol deneme çözün. Yani en az 6-7 deneme çözmeden sınava girmeyin. Eğer konularınızı tamamladıysanız. Eğer konularınızı tamamlamadıysanız zaten bir 7-8 gün AP istatistiğe zamanımız var. Bir 10-15 günde açıkçası AP matematiğe zamanımız var. Lütfen ama lütfen hızlı bir şekilde konularınızı tamamlayıp arkasından deneme çözmeyi unutmayın. Bakın ne olursa olsun deneme çözün arkadaşlar. Eğer siz deneme çözmezseniz sınavda karşınıza ne gelebileceğine dair bilgileriniz çok ama çok az olarak sınava girersiniz. Ve bu büyük bir eksiklik. Çok büyük bir eksiklik. Ama eğer sınavları çözerseniz inanılmaz bir şekilde sağlam sistemle girersiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bu konuda arkadaşlar danışmak istediğiniz şeyleri bana ister YouTube yorumlar olarak ister Instagram'a isterseniz de numaramda kayıtlı zaten sayfamızda. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Geç kalmadan lütfen ulaşın ve sisteminizi sınava kadar en azından tamamlayalım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.